Basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz 25 Nisan'da Diyarbakır Merkezi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 soruşturma kapsamında içinde meslektaşlarımızın da olduğu ve 27 kapsayan içlerinde gazetecilerin, toplum temsilcilerinin ve siyasetçilerin olduğu birçok kişi gözaltına alındı. Ve dünden itibaren toplumda ifadeleri alındıktan sonra bugün adliye sevk edilmeye başlandı. Tabii bugün Türkiye'nin birçok yerinden avukat meslektaşlarımız bu gözaltılarında gerek meslektaşlarımıza gerek de üreticilerine yönelik hukuk destek için Diyarbakır'a geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı da bugün aramızda. 25 avukat meslektaşımız bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve şu anda 17'si gün itibariyle gözaltındaydı. İkisi dün akşam adliye sevk edildi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar. Hala 15 meslektaşımız gözaltında ve bugün adliye sevk edilmelerini bekliyoruz. İlk günden itibaren gerek barolar, gerek sesli toplum örgütleri bu operasyona yönelik tepkilerini dile getirmiş. Özellikle gözaltı işlemi esasında meslektaşlarımıza yönelik hukuka aykırı arama yönteminden dolayı eleştirilerini ve hususu kamuoyuna paylaşmıştı. Tabii Türkiye bir seçim sürecinde Diyarbakır'da böylesi bir operasyonun kamuoyu nezdinde, daha doğrusu toplum nezdinde seçime dair, seçim sürecine dair, seçim güvenliğine dair demokratik, adil, dürüst seçim ilkeleri açısından ciddi şüpheler ve kaygılar uyandı. Bunu bugün Diyarbakır'daki 97. toplum örgütüne dile getirdi. Hep birlikte Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri de adil ve demokratik bir seçim süreci istediklerini dile getirdi. Ben bugün bizlere destek ve danışma için gelen Türkiye'de birçok avukatımıza, birçok meslektaşıma teşekkür ediyorum. Bunu sadece Diyarbakır Barosu adına değil, aynı zamanda Mardin Barosu'ndan soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslektaşımız da var, meslektaşlarımız da var. Şırnak Barosu'ndan var, Batman Barosu'ndan var ve Şanlıurfa Barosu'ndan var. Tabii meslektaşlarımızın Özgürlükçü Uçlar Derneği'nde çalışan, daha doğrusu oraya üye olan meslektaşlarımız olduğu için bugün Özgürlükçü Uçlar Derneği'nin eş başkanları ve aynı zamanda Türkiye'de bulunan diğer illerdeki şube başkanları da aramızda. Ben tekrardan hepsine bugün Diyarbakır Adliyesi'ne bu destek ve danışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Sözü Türkiye Barolar Birliği Başkanımıza bırakacağım ama aramızda bulunan baro başkanlarımızı da sizlere takdim etmek istiyorum. Batman Barosu Başkanı aramızda, Şanlıurfa Barosu Başkanı burada, Mardin Baro Başkanı, Şırnak Baro Başkanı, Adıyaman Baro Başkanı, Muş Baro Başkanı ve Van Barosu Başkanları aramızda. Hepsine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum ve ben sözü Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Erin Sakkan'a bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, kıymetli baro başkanları, değerli meslektaşlarım, kıymetli yurttaşlar, az önce başkanımın ifade ettiği üzere, Diyarbakır Barosu Başkanımızın ifade ettiği üzere, aralarında 25 meslektaşımızın da bulunduğu çok sayıda insanın soruşturmasına ilişkin bir süreçte Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak 25 meslektaşımıza ilişkin yürütülen sürecin adil şekilde yürütülmesi başta olmak üzere hem avukatlık kanunundan kaynaklanan hem de onların anayasadan kaynaklanan haklarını savunmak üzere bugün Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak buradayız. Biliyorsunuz soruşturma ilişkin olarak verilen bir kısıtlılık kararı var. Aynı zamanda avukata erişimin 24 saat engellenmesi yönünde de bir tedbir kararı uygulanmış.
kısıtlılık kararı sebebiyle dosyanın içeriğine dair sizlerle çok ayrıntılı bir bilgi paylaşabilecek düzeyde biz de bir bilgiye sahip değiliz. Ancak soruşturma sürecindeki aksaklıkları sizlerle paylaşmak tabii ki meslektaşlarımızın haklarını savunmak bakımından bizlerin de görevi olarak ortaya çıkıyor. Bir gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz o gömleği doğru şekilde giyme şansınız yok. Soruşturma aşaması bir ceza davasının en önemli aşamasıdır. Ve soruşturmadaki yanlışlar, hukuka aykırı uygulamalar bu soruşturmanın devamındaki kovuşturma sürecini de çok olumsuz şekilde etkiler. Evet, kısıtlı kararı ya da avukata erişimin engellenmesi gibi kararlar ceza muhakemesi kanunu uyarınca alınabilecek kararlardır. Ancak tüm tedbirlerin ceza muhakemesi kanununda düzenlenmesi bunların sınırsız ve keyfi şekilde uygulanabileceği anlamını taşımaz. Eğer ki bu tüm kararları uyguluyorsanız soruşturma makamı olarak bu tedbirlere neden başvurduğunuzu, bu tedbirler uygulanmazsa eğer soruşturmanın selametinin nasıl akamete uğrayacağını da gerekçeli olarak göstermek zorundasınız. Yoksa bu tür tedbirlerin rutin olarak uygulanması temel olarak bu soruşturmaların adil olarak yürütülmemesi anlamını taşır ki az önce ifade ettiğim üzere bu aşamadan sonra atılacak hiçbir adımda burada yapılan hukuksuzluğu telafi edemezsiniz ve bu yargılamalar hak ihlalleriyle tazminat dosyaları olarak geri döner. Bizler hukukçularız. Yapılan işlemi hukuk çerçevesinde değerlendiririz. Özellikle avukat meslektaşlarımızın avukatlık kanunundaki ve ceza muhakemesi kanunundaki açık hükümlere rağmen evlerinin baro temsilcisi olmaksızın aranması tamamen hukuka aykırı bir işlemdir. Buradan elde edilen deliller ne olursa olsun artık hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerdir ve bir yargılamanın esasına teşkil edecek şekilde değerlendirmeye alınamaz. Biz ilk günden bütün uyarılarımızı yaptık. Bugün de burada bütün uyarılarımızı devam ettiriyoruz. Soruşturma sürecinin hukuka uygun olarak yürütülmesi Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak en büyük beklentimiz. Tabii şunu da altını çizmek istiyorum. Az önce ifade ettiğim üzere adli kontrol uygulaması da tutuklama tedbirleri de ceza muhakemesi kanunu düzenlenen tedbirlerdir. Ancak bunların bir tedbir olması unutulmamalı. Başta tutuklama tedbiri olmak üzere en son uygulanması gereken tedbirler olduğu unutulmamalı ve adli kontrolün de aynı zamanda tutuklamanın yerine bir alternatif tedbir olarak neden uygulandığı muhakkak ki bu kararlarda açıkça yazılmalıdır. Yoksa bunlar rutin bir uygulamaya konu edilemez. Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak meslektaşlarımıza ilişkin yürütülen bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğimizi ve tekrar soruşturma sürecinin hukuka uygun olarak yürütülmesinin elzem olduğunu buradan tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tekrardan değerli basın emekçileri, biz de tüm boy zaten adliye de sizden göz altındaki meslektaşlarımız ve diğer göz altındaki sivil toplum temsilcileri, siyasetçileri ve gazetecilerle ilgili konuşmalarını takip ediyorum. Anlaşılan bu gece yine Diyarbakır adliyesi sabaha kadar açık olacak ve bizden burada sürekli sizleri de sorgular ya da soruşturmanın süreciyle ilgili bilgilendireceğiz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak.